O zaman yorumlarını beğenmedim diyerek yapacağım. Ben kafama göre yorum da yaparım, kafama göre puan da veririm. Ama karıştırdım kimse dedim, yani puanlamada karıştırdım dedim. Ben gelin de benim tabağım olmuş vallahi billahi ya. Benim tabağım yani olmuş herkesin derdi. Herkesin damak tadı farklıdır. Ha beş. Ay. Gerildiniz. Gerdiler beni. Bu tabağa tam 5 puan verdik. Kayınvalidem için şu an en yüksek puan bu. Bakalım 5 puanı kendi gelini mi aldı yoksa Bahar mı? Beş puan alan gelin Bahar mı, kendi gelinim Yasemin mi? Açıyoruz. Aç. Tık. Hadi Miyase. Miyase. Ah, oh be, işte bu. Biliyorum bu tür şeylerde altın kullanıyorsun. Altın listede olmak, yükselmek kolay olmuyor. Altın listenin kayınvalidesi olmak kolay olmuyor. Vallahi Sevilay abla. Ben bir şey, tabağımla ilgili bir şey soracağım da müsaadenle. Benim tabağımda neyi beğenmedin? İlk bir yoğun şeyi olmuştu kakao. Dibe ben almak isterken geldi. Ama sonradan ittim ittim şey yaptım, lezzetini yakaladım orada. İlkin öyle geldi. Şimdi Sevilay abla, ben öncelikle seni tebrik ediyorum. Her seferinde gelinini bulmayı başarıyorsun. Teşekkür ederim. Ya bunu nasıl yapıyorsun ben gerçekten anlayamıyorum ama yani gerçekten tebrik ediyorum seni. 5 verdiğin tabağa tamam gelinini buldun, artık lezzeti de geçtim. Önemli olan gelinini bulmak. Ama sen altında miyası olduğunu bilmiyorsun. O tabağı beğenmediğini dile getirdin. Benim tabağımı ona nazaran çok beğendin. Şimdi, neden bir? Tamam, şimdi neden? Biz kayınvalideler odasında otururken muhabbet dışında da biraz da gelinlerimize bakıyoruz ya, hani nasıl yapıyor? Nasıl yapabildiğini veya nasıl bir tabak çıkarabileceğini az çok oradan izliyor muyuz? Kayınvaliden de seni izlesin. Ben oradan baktım nasıl bir tabak çıkaracağını anladım. Sevilay Hanım, izlemediğimi nereden biliyorum ben? Başka yerde mi oturuyorum? Tamam, aynı sizin olduğunuz yerde oturuyorum da orada kakaosunun kakaodan tad alamadığınızı bile söylediniz. Siz de aynı şekilde yaptınız. Benim kayınvalidem, bir dakika anne. Biz burada 4 aydır buradayız değil mi? Benim kayınvalidem masaya gelen bir şey bitirilmesi gerektiğini biliyor. Bak, eksik bir şey olsa o tabağa bir verir. Ama bir tabakta... Eksik bir... lütfen Melek teyzeciğim müsaade. Ne eksik? Ama hayır, eksik değil, fazlası var. Bir tabakta fazla bir şey ekstra dışarıdan alıp koyamayacağımızı bilir. Ama eksik bir şey varsa bir verir. Çünkü unutmuştur. Bir şeyi dışarıdan fazla koyamazsın. Müsaade edin lütfen. Dinliyorum. Onun harici de ben burada ilk defa kavanozda bir şey yapmıyorum. Ayrıyeten benim tabağımı başta kakaodan dolayı beğenmedi ve kendi ağzıyla diyor ki sonra diplerden aldığında tadını beğendim diyor. Senin muhallebinin yapısı. İşinize gelen kelimeyi cümleye alıyorsun. Ha, işimize gelen de ben senin tabağını hiç beğenmediğini dile getirmiyorum. Senin tabağını beğendi. Ama benim tabağımı senin tabağına nazaran daha çok beğendiğimi dile getirdi. Bir tane beğenmedim dedi. Bak, beğen... Bu çok koyu olmuş dedi. Evet, ben bunu hiç beğenmedim dedi. Bak şu an bu yorumları Sena Nur yapsa haklı. Çünkü onun tabağını az da olsa beğendi. Seninkini hiç beğenmedi. Bir dakika. Evet. Hemen bırak. Niyazi, bir dakika, bir şey sormak istiyorum. Bir dakika. Buyur. Şef diyorsun ya her şeyi veriyor diye. Tamam verdi ama kayınvaliden orada ne biliyor onun tamamen hepsinin olduğunu, nereden bilecek? Belki sen hani tamam ama diğerlerine az koyup ya bu tabağa çok... Ailemesinden bir dakika ama hayır, bir, kakaosunu daha çok koymuş olacağını düşünmüyorsun. Bir şey sorayım Melek teyze. Hani geldik ama bitirmedim ki lafımı. Ya da koyu dedi, bana orta evet, dedi. Orta dedi çünkü orta yapıyor yani. Sen benim demek istediğimi anladın mı? Ben şef diyorsun ya bize bir şeyleri veriyor. Ama sen hiç dinlemiyorsun ki.